Respitli Seyahat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte 5 gün boyunca yapacağım kamplı bikepacking bisiklet turunda kullanacağım ekipmanları tanıtacağım. Hadi gelin şimdi ekipmanları çantadan çıkartalım ve ne gibi şeyler almışım yanıma hep birlikte görelim. Hadi başlayalım. Öncelikle bisiklet üzerindeki ekipmanlara bakacak olursak bisikletin incelemesini şuradan ya da şuradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bikepacking çantalarının da incelemesini oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Arka kısımda 2 adet ışık görüyorsunuz. Bunlar benim gece sürüş yaptığımda fark edilmemi sağlıyor. Ön kısma geldiğimizde ise 2 tane mataralık, 2 tane ön ışık ve 1 kilometre saatini görebiliyorsunuz. Bunların hepsi aynı şekilde YouTube kanalımda mevcut. Masa üzerine gelecek olursak 2 adet termal matarayı görebiliyorsunuz. Bunlar Elite'in 2 saat soğuk tutma özelliğine sahip mataraları. Bir tane de 750 mililitrelik normal matara. Burada çadır ve uyku grubuna baktığımızda Nature Icon Coldtop 2 çadırını görebiliyoruz. Bu yenilenmiş, yani revize olmuş hali. Yaklaşık 1200-1300 gram ağırlığında. Hemen onun yanında ultralight model bir tane 550 gram ağırlığında bir tane matı görebiliyoruz. Şişme mat aynı şekilde deniz yatağı da olabiliyor. Buraya geldiğimizde ise Forgeless'ın, yani Decathlon'dan almış olduğum bir uyku tulumunu görüyoruz. Bu uyku tulumu 15 derece bir uyku aralığına sahip ve yaklaşık olarak da 680 gram bir ağırlığı var. Buraya gelecek olursak ise burada çadır aydınlatması ve kafa lambamı görebiliyorsunuz. Bunlar aynı şekilde Naturehike'a ait kullandığım güzel ışıklar. Burada bir ilk yardım çantası görebiliyorsunuz. Bu benim daha önceden de kullanmış olduğum bir ilk yardım çantası. Şurada bir tane Naturehike'ın aynı şekilde şişme yastığını görebiliyorsunuz. Bu şişme yastığı oldukça severek kullanıyorum. Onları da tavsiye edebilirim. Şuraya gelecek olursak burada Nurgaz'ın 2 tane 80 gramlık kartuşunu görebiliyorsunuz. Bu kartuşlar şurada görmüş olduğunuz titanyum yemek kabına ve çelik bardağın içerisine sığdığı için hiçbir şekilde yer kaplamıyor. Bu titanyum yemek kabını da aynı şekilde AliExpress'ten satın aldım. Bunu Türkiye'den Çibo'dan satın almıştım. Şurada bir titanyum ocak başlığı görüyorsunuz. Aynı şekilde bu da buraya girdiği için oldukça hafif. Bunun ağırlığı da 25 gram, 130 gram bir ağırlığı var. Şurada her zaman bulundururum bir çabuk çorbam var. Sağlıklı olup olmadığı konusu tartışılır ama pratiklik için oldukça kullanışlı. Burada bir tane çakmağım var. Onu görebiliyorsunuz. Şuraya geldiğimizde Naturehike markasının bir tane baharatlık seti var. Baharatlık setinin içerisinde baharatlar var, yağ var, şeker var, işte kahve var. Hepsi tek bir yerde. O yüzden bunu bu şekilde taşımayı seviyorum. Burada bir tane rüzgar engelleyici var, panel var. Bunu ocağa kurduğunuzda eğer çok rüzgar varsa bunu çeviriyorsunuz. Rüzgar hiç etki yaratmıyor. Buraya geldiğimizde ise Naturehike markasının bir tane katlanabilir kaşık çatal setini görebiliyoruz. Bunu da
kullanabiliyorum. Burada gene aynı şekilde Çibo'dan satın almış olduğum silikon bir kap var. Bunu açtığınızda büyüyor. İki adet bunlardan. Sadece bir tanesi yanımda götürüyorum. Şurada iki tane mercimek, bulgurlu mercimek görüyorsunuz. Bunlar 15 dakikada pişebiliyor ve oldukça doyurucu, lif kaynağı yüksek olan yiyeceklerden. Alt kısma geldiğimizde ise burada benim kamera ekipmanlarımı ve güç ekipmanlarımı görebiliyorsunuz. Bir tane 4 USB çıkışlı prizim var. Aksiyon kameramın housing'i var. Sony aksiyon kameram ve 3 adet şarj aletimi burada pillerini görebiliyorsunuz. Bir tane 20.000 mAh'lik Quick 3.0 çıkışlı bir anker power bank'im var. Burada üçlü 3 tane çıkışı olan USB kablom var. Sineklerden etkilenmemek için sivrisineklerden bir tane sinek ilacım var. Of'un. Burada aynı şekilde bir ıslak mendilim var. Ve bir tane tuvalet kağıdım var. Üst tarafa geldiğimizde ise burada hijyen olarak işte parfümüm, şampuanım, duş jelim, bulaşık deterjanım, diş macunum ve diş fırçam burada gözüküyor. Şuraya geldiğimizde ise burada kıyafetlerimi görebiliyorsunuz. İki tişört, bir tane tight, jelsiz bir tight'i görebiliyorsunuz. Burada iç çamaşırım ve çorabım. Burada aynı şekilde terliğim. Alt kısmına geldiğimizde ise burada ultralight bir havlu görüyorsunuz. Bu havlu oldukça büyük ve güzel. Denize girdiğiniz ya da duş aldığınızda kurulanmanız için oldukça ideal. Çok hızlı da kuruyabiliyor. Şimdi güvenlik kısmına gelecek olursak bir tane kilidim var. Bu kilit biraz standart dışı diyebilirim. Hani her malzeme neredeyse ultralight iken bu malzeme ağır. Çünkü güvenlik önemli. Siz çadır içerisinde uyuduğunuz esnada bisikletinizi bununla kilitliyorsunuz ve gözünüz arkasınızda kalmıyor. Yaklaşık 2 metre bir uzunluğu var. Tur bisikletimde de bunu kullanıyorum. Bu bisikletimde de aynı şekilde bunu kullanıyorum. Burada bir adet NATO'nun yani koruma amaçlı kullandığım bir ilaç var. Biber gazı. Oldukça etkili. Hiç kullanma fırsatım olmadı ama videolarına baktığımda öyle görmüştüm. Bir tane Decathlon'dan almış olduğum Kesha katlanabilir bıçağım var. Şurada bir adet güneş gözlüğümü görebiliyorsunuz. Bir adet buff'ım var. Alt kısma geldiğimde ise burada bir adet alyans setim. Decathlon'dan aldığım bir tane monopodum, bir tane tripodum ve burada da göğüs kameramın takılacağı göğüs aparatım mevcut. Şuraya baktığımızda ise küp marka severek kullanmış olduğum bisikletimin hem tur bisikletimin hem MTB bisikletimin renklerine hakim olan havalandırması da oldukça güzel olan küp kaskımı görebiliyorsunuz. Şimdi buraya gelecek olursak BTV'nin bir tane su torbası destekli oldukça kullanışlı bir çantasını görebiliyorsunuz. Yaklaşık 10 litre bir iç hacme sahip ve 2 litre de su torbası alabiliyor. Ben içerisine kendi su torbasını çıkartarak Naturike markasının daha önceden almış olduğum su torbasını yerleştirdim ve hortumu da şuradan ön yüze çıkartarak turlarımda su ihtiyacımı bununla karşılıyorum. Diğerki zamanlarda işte yemek yapacağım zamanlarda ise şuralardaki sulardan kullanmayı tercih ediyorum. Bu mataraları yeni aldım. Daha önce kullanma fırsatım olmadı. İlk defa bu turda deneyimlemiş olacağım. Ama daha önceki biliyorsunuz bikepacking turumda da bazı ekipmanlarımı kullanmıştım. Bunları sizlere zaten kullandığım esnalarda gösterme fırsatım oluyor. Buradaki ekipmanların hepsi bu kadar. Tabii ki daha da azaltabilirsiniz. Örneğin uyku tulumunu çıkartabilirsiniz ama gece buraları serin olduğundan dolayı deniz kenarında kamp atacağımdan dolayı bunu aldım. Normal bir örtü alsam hacim olarak daha da büyük olacağından dolayı bunu almayı tercih ettim. Diğer ekipmanlar zaten sürekli kullanmış olduğum ekipmanlar. Burada gördüğünüz tüm ekipmanların aynı şekilde açıklamalarda linklerini bırakmaya çalışacağım. Olmayanlar olabilir ama bulabildiklerimi buraya ekleyeceğim.
mevsimdeki kıyafetlere gelecek olursak, Jordan Red firmasından özel tarafıma özel yaptırmış olduğum formamı görüyorsunuz. Ben bunun kolluklarını biraz uzattım. Önceki turumda şu alttaki kullanmış olduğum kolluk yetmediğinden dolayı biraz terzide buna parça kumaş ekleterek güneşte yanma seviyemi düşürdüm. İki tane AliExpress'ten almış olduğum kolluğu görüyorsunuz. Havalar oldukça sıcak olduğundan dolayı uzun kollu forma giyemiyorum. O yüzden bunları kullanmayı tercih ediyorum. Cool Change'in elimde görmüş olduğunuz mavi renkte, yani bisikletimin renklerine sahip olan bir çift kısa parmak eldiveni görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Shimano'nun SPD kilitli pedal ayakkabısını görebiliyorsunuz. Bu da mavi renk, bisikletimin renklerine sahip. Aynı şekilde bisikletimin pedalları da kilitli pedal olduğundan dolayı oldukça performanslı sürüşler yapabiliyorum. Pantolon olarak ise Keshua markasının 4 Plus modeli. Şu an tam kodunu söyleyemiyorum ama bu modüler bir pantolon. Buradan fermuarları görebiliyorsunuz. Bunları açtığınızda aynı şekilde kapri olarak da bu pantolonu kullanabiliyorsunuz. Teri oldukça dışarı atmada iyi. Terlediğinizde, bacaklarınız terlediğinizde bu teri kolayca dışarı atıyor ve sizi rahatsız etmiyor. Elastik bir yapısı var. Nefes alabilirliği çok yüksek. O yüzden bu pantolonu da tercih ettim. Hatta bu pantolonu formamla birlikte Burak arkadaşım yaptırdı. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu forma desteği ve kıyafet desteğini bana sağladığı için. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Sizlere kampta bike pitching turlarında kullanmış olduğum ekipmanları gösterdim. Dediğim gibi bu ekipmanlardan bazılarını çıkartabilirsiniz ya da eklemeler yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize ve konfor seviyenizi ne kadar sevdiğinize bağlı. Ben bazı ekipmanları bilerek ağırlık olarak biraz daha fazla aldım. Konforlu olsun, çünkü o kadar yol gidiyorsunuz. Konforsuz bir şekilde dinlendikten sonra da tekrar yeniden yola çıkmak insanın canı istemiyor. O yüzden iyi bir uyku için konforlu ekipmanlar seçmeye ve ağırlığa dikkat etmeyi unutmayın. Ülkemizde bu ürünlerin de çeşitlerini bulabilirsiniz ama fiyatları oldukça yüksek olacaktır. Ultralight geldiğinde bir ürünün başına fiyat 2 katına, belki 3 katına çıkıyor. Dolar ve euro dengesini de düşündüğünüzde alma gücü imkansız bir seviyeye gelebiliyor. O yüzden biz de AliExpress, işte oradaki kampanyaları takip ediyoruz ya da işte Naturehike gibi güzel ürünleri olan kaliteli firmaları, Çin'in kaliteli firmalarından ürünleri almaya çalışıyoruz. Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bu turdan önce çekmiş olduğum bir video. Siz bu videoyu izlediğinizde ya ben turu yapıyor olacağım ya da turu hafif hafif bitiriyor olacağım. Başka bir yerde, başka turlarda, başka zamanda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü desteğiniz bizim için önemli. Sizler sayesinde kanalımız büyüyor ve çok daha güzel yerlere gelecek. Buna eminim. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz. I'm coming home.